Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kepçe kulakları düzeltme egzersizleri paylaşacağım. Aslında tahmininizden çok daha kolay. Benim de küçükken saçlarımı tabii bilmeyip hep salıyordum ve saldığımda da böyle kulak arkası yapmaktan birazcık hafif şöyle şu kadar hafif bir kepçe kulağım vardı. Onu düzeltmek için lise zamanı, üniversite zamanı hep yan yatmaya özen gösteriyordum. Bere kullanmaya özen gösteriyordum. Şöyle bereyi de böyle kulaklarımla kapatıyordum. Bilmiyorum, belki o yüzden düzelmiş olabilir. Ama kulağı bu şekilde bastırmaktan çok daha etkili egzersizleri bu videoda paylaşacağım. Kulaklarımız kıkırdaktan oluşuyor ve her kulağın yapısı, her kulağın kepçeliği farklı. Örneğin şimdi bazı kepçe kulaklar var. Mesela sadece şu üst tarafı şu şekilde, değil mi? Bazısı şu şekilde. İki farklı kepçe kulak tipi var. Siz kendi kulağınızı bileceksiniz arkadaşlar. Eğer mesela şöyleyse, demek ki şu üstten siz masajınızı yapacaksınız. Şöyleyse biraz daha ortalardan yapacaksınız. Şimdi şu kısım var ya, asıl şu kısım bizim kulağımızın şeklini koruyan kısım. Yani bakın, şurası biraz daha şöyle belirgin, biraz daha şöyle kıvrımlı olsaydı, bakın şimdi kulağım hiç kepçe olmayacaktı. Ama mesela bu kısım kıvrımı az diyelim, şöyle bakın kulak kepçeleşiyor. Şu kısma dikkat edeceksiniz, şuraya. O yüzden biz bu kepçeliği yok etmek için, şurayı göremiyorum tam, şuraya şöyle aklımıza geldikçe bu hareketi yapabiliriz. Ama böyle yine çok bastırmayın tabii ki, canınızı acıtmadan. Şöyle bir dakika boyunca bir kulağımıza yapın. Şöyle bastırıyoruz bunu. Örneğin mesela kulağınız üstten kepçe ya. O zaman da yine bunu böyle arkaya doğru iterek şuralarını ovuşturarak masaj yapacaksınız. Tabii yine korumak için şu şekli de, şu kısmına da yine bir dakika boyunca bir masaj yapın. Eğer şu üstlerinde probleminiz varsa da dediğim gibi onu böyle arkaya doğru ittirerek masaj yapacaksınız. Şöyle. Yine buraya da bir dakika boyunca masaj yapın. Aynı şekilde bu kulağınıza da şöyle bakın, şunun etrafında şöyle masajımı yapıyorum. Yine aynı şekilde geriye doğru şunu ite ite, ite ite şöyle şu kısmı biraz daha geriye aldığımda bakın şurasını, kulak az daha kendini geriye itiyor. Yani şu kısmım biraz daha mesela ince olsaydı kulak kendini geriye itecek. Aynı şekilde bu tarafınıza da masaj yapıyorsunuz birer dakika. Üst taraf bir dakika, alt taraf şeklinde bir sabah, bir akşam, bir öğlen yapabilirsiniz. Günde 3-4 defa yapabilirsiniz bunu. Burun gibi hassas değil kulağımız o kadar. Sadece çok kızarttıysanız kulağınızı birazcık dinlendirin. Yani kızarıklığı tamamen geçtikten sonra diğer egzersizinizi tekrar yapabilirsiniz. Yani aslında kepçe kulaktan kurtulmak bu kadar basit arkadaşlar. Sadece birazcık üstüne gitmeniz gerekiyor ve doğru yere masaj yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra 2-3 ay içinde güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. 2-3 ayda tamamen düzelir diye bir şey diyemiyorum. Şimdi sizin kulağınız böyle mi, böyle mi, ne kadar bir kepçeliğiniz var, yaşınız kaç, bunları bilmediğim için size kesin bir şey söyleyemem. 2-3 aydan bir seneye kadar bunun yolculuğu vardır. Egzersizlere başlamadan önce bir fotoğrafınızı çekin. Bir de 2 ay sonra fotoğrafınızı çekin. Tekrar karşılaştırın. Gelişme varsa egzersizlere devam edersiniz ki gelişme olur arkadaşlar. Ben size söylüyorum, benim de kulaklarım şöyleydi. Sadece bere takarak ve yan yatarak bu kulaklarımı düzelttiysem, bu masaj hareketi bere takmaktan çok daha verimli ve doğru yere uygulanıyor. Örneğin şöyle düşünün, yani siz şu şekilde bastırıyorsunuz ama hani asıl olay zaten burada, yani hani kulağınızın ucunda değil.
O yüzden hani bere takmak o kadar etkili değil aslında. Bu masaj bereden daha etkili. Bere etkili oluyorsa bu masaj hayli hayli etkili olur. Güzel sonuçlar aldığınızda da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.